Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle harika dereotlu peynirli börek yapacağız. Şimdi hemen tarife geçelim. Benim çok az şöyle dereotum var. Ben çok fazla yapmayacağım. Siz ölçüsünü kendiniz ayarlarsınız. Şimdi dereotumu aldım ben kabıma ve şöyle birazcık peynir alıyorum. Peynirimi şimdi çatalla ezeceğim. Evet, ben birazcık daha peynir ilavesi yaptım. Bunu da şimdi ezeceğim. İçerisine katacağız. Şimdi iç harcım hazır. Şu şekilde hazırladım ben. Ve şimdi yufkalarımın arasına sürmek için arkadaşlar, ben şöyle bir karışım yapıyorum. Bir adet yumurta koyuyorum. Yarım su bardağı kadar sıvı yağ ekleyeceğim. Ve arkadaşlar 2 yemek kaşığı kadar yoğurt ekliyorum. Çıtır çıtır börekler için harika bir iç harç diyeyim size. Şöyle 2 ya da 3 yemek kaşığı kadar koyarsanız kıvamını şöyle çatalda karıştırdığınızda bakın. Gerçekten hani yoğun bir kıvam olacak. Bunu bütün yufkamızın iç harcına süreceğiz. Daha sonra harcımızı dolduracağız. Evet, gördüğünüz gibi ben karıştırdım. Şöyle içine sürmek için harcım bu şekilde. Şimdi yufkalarımızı açalım. Evet, şimdi yufkamı ben tezgahıma serdim ve içine sürmem gereken olan harçtan şöyle fırçamın yardımıyla şöyle her yerine gelecek şekilde süreceğim. Daha sonrasında ikinci katını koyacağım. Şu şekilde sürdüm arkadaşlar. Şimdi diğer katını yufkamın koyuyorum. Şimdi ikinci katını da serdim ve çok az yine içine sürdüğümüz harçtan şöyle her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Evet, şimdi sürdük ve ben yufkamı ortadan ikiye şöyle keseceğim. Evet, ortadan ikiye kestik. Şimdi şu kısımlarına peynirli dereotlu harcından şöyle koyacağım ve daha sonrasında rulo şeklinde saracağım. Evet, şimdi peynirimi şu şekilde yaydım ben. Kenarlarından şöyle katlayarak iki tarafından ve şu şekilde katlayarak rulo haline getireceğim. Evet, şöyle rulo haline getirdim. Şimdi tepsimi alacağım ve şuralarından keseceğim. Evet, yağlı kağıt serili olan tepsimi aldım. Sığmadığı için bu şekilde yaptım. Şuralarından şöyle şöyle keseceğim. Küçük küçük olmasını istiyorum. Evet, şimdi kestim. Bütün yufkamı harcım bitene kadar yapacağım. Daha sonrasında üzerine yumurta sarısı ve çörek otu ekleyerek süsleyeceğim. Daha sonrasında fırınıma koyacağım. Bu aşamada fırınınızı 180 dereceye ayarlayabilirsiniz. Isınmış sıcak fırına koyacağız çünkü. Ben şimdi fırınımı da açıyorum. Evet, şimdi ben bütün böreklerimi şu şekilde sığması için tekrar düzelttim. Ben 4 tane yufka kullandım bunlar için arkadaşlar. Şimdi üzerlerine şöyle yumurta sarısı süreceğim. Güzel kızarmaları açısından. Daha sonrasında çörek otu süreceğim. Evet, çörek otlarımı da şöyle yapıyorum. Evet, ben çörek otumu da koydum. Şimdi sıcak fırınıma böreğimi koyacağım. Yaklaşık 35-40 dakika arasında pişecek. Şöyle alıyorum. Ve ben şöyle orta rafa koyuyorum. Fanlı fırında pişireceğim. Siz de fanlı fırında pişirirseniz daha güzel pişecektir. Evet, benim böreklerim pişti. Şimdi fırından çıkartıyorum. Evet, fırından çıkarttık. Harika görünüyorlar. Çıtır çıtır böreklerimiz. Herkese afiyet olsun. Gerçekten çok güzel bir tarif. Hoşça kalın.